Soner Can, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Şöyle başlayalım. Bizim için ilk kez böyle şimdi. İlk kez yine Bey dediğimiz bir bölüm yapacağız. Sonra evet, hakikaten. Hafif bir gerginlik var şimdi yani. Soner demek istiyorsanız lütfen deyin. Tamam, teşekkür ederim. Önce şöyle başlayalım. Soner Conker kimdir? BKM öncesi ne yaptı? Hani okul, iş hayatı ne değildi? Sonra bir BKM'yi ayrıca dinleriz. Valla izleyicileri çok sıkmamak için ben hızlıca geçeyim. Çünkü ben hep böyle programlarda kendimi bu programı izleyerken masaüstü ekranın karşısında hayal ediyorum. Ve diyorum ki bu adam az konuşmalı, öz konuşmalı, hızlı konuşmalı diyorum. Onun için beni de bu empati etme düşüncesi geriyor. Onun için seri gidelim. Tamam. Beni çok merak edenler LinkedIn'de bulabilirler. Efendim benimle iletişime geçmek isteyenler Twitter'dan ve tüm kanallardan bulabilirler. Ama özet olarak ben kimim derseniz, aslına bakarsanız ben kendimi çok meraklı, teknolojiye çok meraklı birisi olarak tanımlıyorum. Neden? Çünkü benim ilk iş hayatımdan önce meslek hayatım otelcilik ve turizm eğitimiyle başladı lise. Daha sonrasında baktım otelcilik ve turizm hizmet işi çok iyi ama ben bunu üniversiteyle taçlandırmalıyım ve siyasal bilgiler okudum. Fakat hep bunları okurken hayatımda bir şey vardı ki 1983 yılında Levent'te bir kırtasiyenin vitrininde gördüğüm Sinclair Computer beni etkiliyordu. Benim için kırılma noktası oydu. Ta ki üniversite sınavlarına girdiğim sene Commodore 64'ümü aldım 1986 yılı. Okuldan mezun oldum 1990. İçimdeki teknoloji aşkı yanıyor, tutuşuyorum ve ilk bulduğum iş ilanına üstelik bir lise mezunu arıyor olmalarına rağmen başvurdum. Çünkü İş ilanı tamamen bir teknoloji operatörü arıyordu. Ve onlara kendimi şöyle kabul ettirdim. Siz lise mezunu arıyorsunuz ama ben üniversite mezunuyum. Siz tecrübeli arıyorsunuz, ben de tecrübe sıfır. Ne olur beni bu işe kabul edin. Kabul edildim. Neresiydi? Dışbank Bilgi Teknolojileri Birimi, o zamanki adıyla Otomasyon Müdürlüğü Yardımcı Bilgisayar İşletmeni. Çok havalı değil mi? Çok havalı bir taklidi. Evet. Sene 1990. İşte her şey o zaman başladı. Bir bankada teknolojiyle tanışmıştım. Birazdan da konuşuruz. Finans ve teknolojinin bir araya geldiği tarih 1990. Vay. Dolayısıyla 27 senedir ben aslında kendimi finans ve teknoloji dünyasının içerisinden birisi olarak tanıtıyorum. Hızlı ve seri. Çok net bir şekilde. Çok güzelmiş. Arada biz bir Bilgi AŞ'ye gördük LinkedIn profili. Bileşim. Bileşim AŞ. Evet. LinkedIn profiline bakınca. Bileşim AŞ, Bileşim AŞ Ziraat Bankası ile Halk Bank'ın ortak bir iştiraki. Türkiye'nin en büyük kart operasyonları yapan şirketlerinden bir tanesidir. Milyonlarca banka kartı ve kredi kartının ev sahipliği yapar. 2003-2007 yılları arasında oranın genel müdürlüğünü yaptım. 34 yaşında genel müdür olmak hiç kolay bir şey değildi. Gençlere sesleniyorum. Sakın erken genel müdür olmaya özenmeyin. Kara üzerine aldın. Üzerime alındı ben. Tam 34'tü yani. Kaç? 34 yaşındaydı. Tam 34'te. Kaç kişiyi yöneterek başladın? 100 kişi bizim ekip. Ben 260 kişi ve bir ağır bir operasyon, 7/24'lük kart operasyonu yönettiğimi düşündüm. Bir de kamusal bir görev olduğunu düşündüm. Evet, öyle bir özel durumda. Bütün bunlar üzerime gelince gerçekten çok güzel bir tecrübeydi ama çok yorucu ve çok yıpratıcıydı, tahmin edersiniz. Bileşim Ayşe'nin hikayesi o. Süper. BKM? Ne zaman başladı? Nasıl başladı? Bileşim AŞ'deki görevime başladığım aynı tarihte BKM'de yönetim kurulu üyesi olarak geldim. Kader ilginç ve her şey beni aldığınız Etiler'de Akmerkez çerçevesinde başladı. 1983'teki lisem onun karşısındadır. Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Etiler'de. Daha sonra hayat hep beni orada ördü. 2003 yılında ben BKM'ye geldiğimde, yine Akmerkez'e geldiğimde yönetim kurulu üyesi oldum. Orada 4 sene yönetim kurulu üyesi olarak Ziraat Bankası'nı temsil ettim. Bu esnada Türkiye'nin Çipenpin'e geçişi ve Çipenpin'in geçiş sırasındaki Türkiye komite başkanlıklarını yaptım.
Ondan sonra ayrıldım görevlerimden. Bir süre First Data isimli dünyanın en büyük kart operasyon şirketini Türkiye'ye getirdim. 2,5 sene First Data için. Bu kendi girişiminiz miydi yoksa First Data? Bu kendi girişimim değildi. First Data'nın bir uzantısıydı, franchise'ıydı ama en az kendi girişim kadar tutkuyla, heyecanla sahiplendiğim ve kendimi yıprattığım bir çabaydı. Çünkü tek kişiyle başladım. 20 kişiyle şirketi teslim ettim 2,5 sene sonunda. Ekip kurmak çok zor. Çok zor. Kendi startup'ım kadar öğretici, eğitici, geliştirici bir konu oldu, tecrübe oldu benim için. Ama sonunda açık söyleyeyim, kendime koyduğum bir hedef vardı. O hedefi bulduğum gün ben bu strese son vermeliyim diyerek tekrar alıştığım profesyonel hayata geri döndüm. Okay. İtiraf. Ben kısaca şeyi bir sormak isterim. Şimdi bilmeyen birçok insan vardı. Yani BKM bugün tam olarak ne yapıyor? BKM aslında kurulduğunda 1990 yılında Türkiye'de yabancı kart şirketlerinin bir altyapı kurmak için heveslenmediği bir ortamda bankalar bir araya geliyorlar. Diyorlar ki ya bizim kendi aramızdaki kartlı işlemlerin alışverişi için, yani biz buna İngilizce tabiriyle switching dediğimiz işlemlerin A bankasından B bankasına transferi ve ertesi gün bu transfer edilen işlemlerin muhasebeleşmesi ve mahsuplaşması dediğimiz, mutabakatı dediğimiz daha güzel işi yapıyoruz. 27 senedir bunu yapıyoruz. İlk kuruluşumuzda tamamen manuel başlayan, sonra PC'ler ortamına, ondan sonrasında tandem bilgisayarlara taşınan teknoloji şu anda yine açık sistemler mimarisi üzerine kurulu 7/24 kesintisiz bir operasyonu götürüyoruz. Ben aslında bugün A Bankası'nı kullanan bir müşteri olarak, A Bankası deyince de A Bank'ta var ya, X Bankası'nı kullanan bir kişi olarak kartımı geçirdiğimde o POS makinesi benim bankama ait değilse her halükarda işlem size geliyor. Doğru. Siz onu doğru bankaya yönlendiriyoruz. Dolayısıyla hem ATM'de hem posta X bankasından Z bankasına her işlemin gidişinde aradaki kurum teknoloji biziz. Ertesi günde bunların takaslaşması, mahsuplaşması işlerini biz yapıyoruz. Şeyi de merak ediyorum. Ne kadar işlem geçiyor? Türkiye'de penetrasyon aslında dünyada birçok ülkeye göre biz kart kullanımımız herhalde yüksek diye düşünüyorum. Oldukça iyi, oldukça iyi. Ortalama bir günümüz yaklaşık 10 milyon işlemle kapanıyor. 10 milyon işlem bizden geçiyorsa bir 10 milyon işlemin de her bankanın kendi içinde çevirdiğini düşünün. Yani Türkiye'de ortalama... Olmaz işlemler size gelmiyor mu? Gelmiyor. Yani X bankası, X ATM'si, X POS'undan işliyorsa kendi içinde çözüyor. O an için gelmiyor. Ama ardından hem MIS anlamında, raporlama amacıyla, hem de başka faydalar için, Big Data yönetimimiz için daha sonradan her gece gönderiyorlar onları da bize. Yine bir şey soracağım. Big Data dediğiniz için hani yine BKM ile ilgili olabilir. Fraud ile ilgili bankalara verdiğiniz sizin bir hizmet var mı? Mesela ben şimdi belli bir bankanın kartını yurt dışında kullandığımda orada da benzer bir operasyon. Amerika'da kartımı kullanıyorum. Yine size geliyor tahminen yurt dışından. Doğru. Siz oradan bankaya yönlendiriyorsunuz. Doğru ama biz hiçbir zaman son kullanıcıya yönelik hizmetler vermiyoruz. Hep adımızdaki gibi bankalar arası bir iş yapıyoruz. Ta ki geçen seneye kadar. Geçen sene biliyorsunuz 2015'te çıkan yeni kanunlar, düzenlemelerle bizim sektörde de artık banka dışı kurumlar katılmaya başladı. Ve geçtiğimiz sene ilk defa bir kurum, banka dışı bir kurum BKM'ye üye oldu. Geçtiğimiz ay ikinci kurum üye oldu. Önümüzdeki ay üçüncü kurum üye olacak. Yani her yerde gördüğümüz liberalizasyonu bizim sektörde de görüyoruz. Süper. Okay.